Kavgalası semalardan ay yıldızlı hilalımız, Elcas'ın yüzelere şanlı bayrağımız. Kırmızı renk müasirlik, mavi ise Türkçülüktür. Yaşıl renkte İslamçılık, mena büyüktür. Kömek et bizlere ey ulu tanrı, torpağı yadlardan azad eyleyen şehidler kanına. Vatan bayrağı düşmenin bağrına niz eyleyek. Vatan torpağımız, kömek et bizlere ey ulu tanrı, torpağı yadlardan azad eyleyen şehidler kanına. Vatan bayrağı düşmenin bağrına niz eyleyek. Hər vaxtınız xeyir, dəyərli soydaşlar, möhtərəm xanımlar və bəylər, əziz Azərbaycan xalqı, hamınızı xoş gördük. Dəyərli soydaşlar, bu ikinci proqramımızdır və dünənlərimdə anonsunu yapdığımız kimi bundan sonra hər gün, bazar günləri xaric, hər gün sizin xidmətinizdə olacaq bir-birindən dəyərli qonaqlarımızla və vətənimizdə baş verən hadisələr, gəlişmələri bir-birindən dəyərli uzmanlarla müzakirə konusu edib və onu təziyyə təhlil etməyə çalışacaq. Bildiyiniz kimi 25 mart gələn həftə şənbə günü Belçikanın Brüksel şəhərində Avropa Parlamentinin qarşısında çox möhtəşəm bir yürüyüş gerçəkləşdiriləcəkdir. Bu yürüyüşü əlbəttə dünənlərində dediyimiz kimi startını vuran şəxslərdən birisi Sayın Salih Bəy Kamrani və digəri Sayın Şərifə xanım Cəfəri, amma o orqanizasiyonda və təşkil tapılan komissiyaların tərkibində əlbəttə ki, bir-birindən dəyərli və çalışqan və vətənsevər insanların da bulunduğunu bilirik, xəbərimiz var. Bu günlərin onlardan birisini dəvət etmişik Sayın Cəmal bəy Məhmədxanoğlu. Mən Cəmal bəyi tanıdığım gündən etibarən Azərbaycan türkçülük, turancılıq, bütün azərbaycancılıq və özəlliklə Azərbaycanımızın güney hissəsinə gönül vermiş və bu haqlı müzadilədə bizim yanımızda yer aldığın şahidi olmuşuq. Müxtəlif toplantılar, orqanizasiyonların təməlini atan şəxslərdən birisi olub. Özəlliklə 2012-ci ildə Ankarada ilki düzənlənən Güney Azərbaycanlıları Forumunun təsisçisi və onun bünövrəsini qoyan şəxsiyyət olubdur. Yəni də keçən il, yəni 2022-ci ilin aprel dekabr ayının 24-də yenə də Türkiyə, qardaş Türkiyə Cumhuriyyətinin İzmir şəhərində Güney Azərbaycanlıları Forumunun ikincisini təşkil verdi və orada da əlbəttə ki, ilk dəfə idi uzun illərdən sonra bir çox Güney Azərbaycanlı soydaşımızın da oraya toplaşdığının şahidi olduq. Yenə də bu məsələlərə toxunacaq proqramımızın əsnasında, çünki üçüncüsü də 29 aprel bu il, yəni 2023-cü ildə
Güney Azerbaycanlıların 3. forumu İstanbul'da keçiriləcək. Biz de çalışacağız ki 25 Mart yürüyüşünden sonra gündemimize elbette ki bu forumu alaq ve tez-tez bu forumla əlaqədar uzmanları vətənimizə sevgisi olan şəxsiyyətləri və bu yola könül vermiş insanları dəvət edib və forumu da təbliğatını aparaq. Sayın Cəmal bəy, Məhmədxanoğlu dəvət etdik dünənlərin və çox sağ olsunlar, heç tərəddüd etmədən proqramımıza atılacağını bəyan etdilər. Mən təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi qəbul etdilər. Sayın Cəmal bəy, çox-çox xoş gəlibsiniz Qurtuluş TV Az proqramının Güney Azərbaycan masasına. Öncelikle programa davet ettiğiniz için teşekkür ederim. İkinci olarak da önümüzdeki günler biliyorsunuz yeni yıl bayramı, Navruz bayramı gelir. Bütün bizi izleyen dostlarımızın ve milletimizin yeni yıl bayramını tebrik ederim. Tabii ki üçüncü tebrikim de 25 Mayıs'ta Belçika'da yapacağımız, Brüksel'de yapacağımız mitingin. O mitingin bir bayram havasında olacağını düşünüyorum. Bu gözüm bir afiş hazırladım. Dedim bu yıl Navruz Bayramı'nı Brüksel'de kutlayacağım. Bütün dostlarımızın da aynı düşüncede olduğunu düşünüyorum. Çünkü 25 Mayıs, 25 Mart bizim büyük bayramımız olacak. En büyük Navruz Bayramı kutlamamız olacak. Tamamıyla eladı. Ben de sizinle hemfikirim ve ben de düşünüyorum ki 25 Mart Belçika'nın Brüksel şehrinde Güney Azerbaycanlılar için gerçekten bir bayram havası. Əsəzəyi görünümünü izlənilmini hamımız daşıyırıq və gedişat da onu göstərir ki, gerçək bir bayramı biz 21 Martda deyil, bəlkə 25 Martda Belçikanın paytaxtı Brüksel şəhərində keçiriləcəyik. Sayın Cəmal bəy, mən vaxtı itirmədən elə tüm bu orqanizasiyonun içində, komissiyaların içində, tərkibində yer alan bir şəxsiyyət kimi sizden soruşuram, çalışmalar ne yerdədir? Ümumiyyətlə sizin gözləntiləriniz nelerden ibarətdir? İndiyə qədər hayata keçirdiyiniz çalışmalar, çünkü biz bilirik, özellikle Belçika ve Hollanda'da bizim türk dilli soydaşlarımız yeterince sayıları vardı. Aya onlarla hansısa bir əlaqəyə keçdiniz mi veya bu çalışmalarda onları da bu çalışmaların içine daxil etdiniz mi? Buyurun sizden işler. Öncelikle bugün bir afiş hazırladım, ya sabah paylaşacağım. Orada yazdım ki Belçika'da büyük Türk yürüyüşü. Güney Azerbaycan Türklerinin, Avrupa'da yaşayan Türklerin organize ettiği azatlık ve adalet yürüyüşü. O yürüyüşün ikinci bir adı da büyük Türk yürüyüşü. Gerçekten de biz bu geçtiğimiz günlerde ve önümüzdeki bir haftada yapacağımız çalışmalarda çalışacak ki bütün Türk soydaşlarımız Türkiye'den, Kırım'dan, ben ne bileyim dünyanın her yerinden, İran'daki Kaşkay Türkleri, Türkmeni, Sahra Türkleri, bütün Türkleri bir araya toplayalım. Ama tabii ki bu organizasyonun başında Güney Azerbaycan Türkleri var. Güney Azerbaycan Türkleri bu organizasyonu yapırlar ve dünyaya Güney Azerbaycan Türklerinin milli mücadelesini tanıtmak için yapırlar. O yüzden de çok muhteşem bir yürüyüş olacak. Avrupa'daki belki en büyük Türk yürüyüşlerinden birisi olacak. Bazıları diyorlar ki işte bilmem şunlar gelecekmiş, bunlar gelecekmiş, yok Türk yürüyüşü olmayacakmış. Çok yanlış. Bu tam bir Türk yürüyüşü olacak. Güney Azerbaycan Türklerinin kendilerini dünyaya tanıttıkları ve Türk soydaşlarımızın da desteğini aldıkları büyük bir Türk yürüyüşü olacak. Evet, bir takım eleştirilere de bu sözlerimle cevap vermiş olurum. Yani, teşekkür ederim Sayın Cemal Bey. Bilirsiniz bizim karşımızda duran, özellikle son 20 senede, 20 ilde karşımızda duran, yani karşımızda engel olarak bildiğimiz o şahsi intrigalar, şahsi ihtilaflar. Ama bu 25 Mart yürüyüşü gerçekten buzların erimesi günü anlamına da geldiğini biz hemşe dile getirmişiz ki, gəlin, herkes şahsi ihtilafları bir kenara koyup bu yürüyüşte artık şəxslərin adı keçmir. Hatta bu yürüyüşü tənzim edilir bu organizasyonun təməlini atan şəxsiyyətin özü belə dedir. Ben bir siyasi partinin genel başkanı olmağıma bakmayarak bu yürüyüşte mən siyasi parti genel başkanı köynəyimi çıxartdım. Yani bir Azerbaycanlı kimi, Güney Azerbaycanlı kimi bu məsələyə daxil oldum ve bu organizasyonu təşkil etdim.
Ümumiyyətlə biz yürüyüşə bir neçə gün qala o küskünlər dediyimiz və bu yürüyüşə qatılmaqdan çəkinən və ya bir nevi əngəl təşkil edən şəxslərə bir üçüncü bir gözləmci olaraq sizdən soruşuram. Onlara bir qardaş Türkiyə Cumhuriyyətinin vətəndaşı kimi hər hansı bir sağlığınız var mı? Önce şunu söyleyeyim. Bu bir Türk yürüyüşü. Aynı zamanda da Güney Azerbaycan Türklerinin birlik yürüyüşü. Geçen gün Clubhouse otaklarından birisinde Yıldırım adlı bir soydaşımız böyle bir şey söyledi. Böyle bir cümle kurdu. Dedi ki ben 32 yıldır Avrupa'da yaşıyorum. 32 yıldır bu mitingi gözlüyorum. Böyle bir miting gözlüyorum. Yani birlik gözlüyorum. Bizim gücümüzü ortaya koyacağımız bir yürüyüş gözlüyorum. Bu sözleri her yerde söylüyorum. Çok önemli. Bizim soydaşlarımızın hepsinin milli soydaşlarımızın, milli düşünceli soydaşlarımızın isteği, arzusu Güney Azerbaycan Türklerinin 25 Mart'ta bir araya geldiği gibi her zaman bir arada olması, bir yumruk olması, bir güç olması. O anlamda o soydaşımızın sözleri çok önemliydi benim için. Bugün de Güney Azerbaycan Milli Teşkilatlarının başkanlarına bir mektup yazdım. Dedim ki hiç kimsenin bu yürüyüşü desteklemek dışında bir alternatif yok. Hepimiz bu yürüyüşü desteklemek zorundayız. Bu yürüyüş teşkilatların yürüyüşü olmaktan çıkmış. Güney Azerbaycan milli aktivistlerinin yürüyüşü. Hepimizin yürüyüşü. Siz kenarda kalarak beni davet etmediler. Ben niye geç haberim oldu şeklinde mazeretler ileri sürme şansınız yok. Herkesin yanlış anlaşılmalar varsa gelip o yanlış anlaşılmaları düzeltelim. Benim şöyle bir teorim var. İş yapan hata da yapar. Ama iş yapmayan hata yapmaz. Bir de böyle bir şey var. Bazı insanlarımız var. İş yapırlar. Bazıları da var. Eleştiri yapırlar. İş yapmırlar. Orası böyle olmuş. Burası böyle olmuş. Niye burada demokrasi olmamış? Niye burada bayrak böyle olmuş? Niye bu slogandan bu kelime çıkartılmış? Bu eleştirmek en kolay iş. Önemli olan iş yapmak. Ben de o yüzden bu organizasyon komitesini ve bu teşkilatçı arkadaşları, kendim de olmak üzere kutluyorum. Çünkü iş yapıyoruz. Ve çok büyük bir iş yapıyoruz. Güney Azerbaycan Milli Hareketi'nde sıçrama yaratacak bir iş yapıyoruz. 25 Mart yürüyüşü Güney Azerbaycan Milli Hareketi'nde gerçekten de çok büyük bir sıçrama yapacak. Bir dönüm noktası. O yüzden bizi dinleyen bütün soydaşlarımızın her şeylerle, gerekirse diyelim ki param yok diyor. Param yoksa evindeki televizyonu satsın gelsin. Param yoksa borç alsın gelsin. Yani hiçbir mazeret kabul etmeden herkesin bu yürüyüşe katılması gerekir. Bu arada aklıma bir şey geldi. Geçen gün bir yurttaşımız yazmış ki bizim o tarihte Ferhanca şehrinde, Almanya'nın Ferhanca şehrinde Navruz Bayramı kutlamamız var. Ay kardeş, 25 Mart'tan daha büyük Navruz Bayramı kutlaması olur mu? İptal edin. Bir gün önceye alın. Bir gün sonraya alın. Ya da tamamen iptal edin. Hep birlikte gelin bu bayram kutlamasına katılalım. Yani böyle sudan bahanelerle veyahut da işte param yok buna benzer şeylerle bu mitinge katılmayanlar, bu yürüyüşe katılmayanlar ileride hayıflanacaklar ki ben bu yürüyüşte yoktum. Ben kendi çocuklarıma, kendi neslime her zaman diyeceğim ki bu yürüyüşün organizasyon komitesinde de yer aldım. İzmir'den kalktım, hayat yoldaşımla birlikte mitinge de katıldım. Daha sonra yapılan basın toplantısına da katıldım ve her şeyimle destek verdim. Bütün soydaşlarımızın beni gibi düşünmesi lazım. Bu mitinge katılmamak çok büyük bir ayıp milli faaliyetler adına. Çünkü çok büyük bir birlik yaranmış. Teşkilatlarımızın neredeyse hepsi, milli teşkilatlarımızın hepsi bu yürüyüşü destekliyor. Arkasında duruyor. Az ya da çok. Ama sağ olsunlar. Hepsi destekliyorlar. Karşı çıkan yok. Yanlış anlaşılmalar var. Yanlış anlaşılmalarda sorsunlar bizlere, yönetim kurulundaki arkadaşlara ya da koordinasyon komitesindeki arkadaşlara, yanlışlarını ortadan kaldıralım. Birisi diyor ki bugün, bu diyor yürüyüşün teşkilatçıları halkın mücahitleri örgütlerle işbirliği yapıyor. Yok öyle bir şey. Nereden çıkartıyorlar? Yok. Yoluna düş, yoluna çim. Ya da yani çok asılsız iddialar var, yanlışlar var, yanlış anlaşılmalar var. Yanlış anlaşılmaları düzeltip halkımıza detaylı bilgileri vermemiz lazım. Önümüzde daha 6-7 gün var. Bunu da yapacağımıza inanırım. Ama eleştirmek çok kolay şey. De ki işte Cemal Bey'in kravatı niye beledi? Veyahut da Cemal Bey niye kravatla çıkmış? Ya bu eleştirmek önemli değil. Cemal Bey çıkmış, helal olsun.
bizim milli mücadelemizi anlatıyor orada. Demek ki iktidarken Cemal Bey niye kravat takmış demek gibi eleştiriler doğru değil. O yüzden bütün dostlarımızı ve özellikle de milli aktivistlerimizi ve teşkilatlarda çalışan dostlarımızı hiçbir bahane yaratmadan bu yürüyüşü desteklemeye tekrar davet ediyorum burada bütün milletimizin huzurunda. Teşekkürler. Ben de bir anonsu vereyim ki, dünen itibariyle Güney Azerbaycan Milli Azadlık Hareketi'nin içinde çok önemli yere sahibi olan Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hareketi de resmi beyanatta bulunarak bu yürüyüşü desteklediklerini yazılı surette, hatta Sayın Doktor Mahmud Ali Bey Tehirgani Instagram'da öz saytında, öz sayfasında da yaymakla öz desteklerini şeffaf şekilde, açık şekilde ortaya koydular. Bir Azerbaycanlı kimi de onlara ayrıca öz teşekkür ve minnettarlığımı bildirmek istiyorum. Bilirsiniz, Sayın Cemal Bey, Gazi Mustafa Kemal Atatürk paşamız belə bir beyanda bulundular. Azerbaycan halkının sevinci sevinci, kədəri kədərimizdir. Və eyni sözü biz özellikle son 30 ildə ölkəmiz istiqlaliyyətinə, yəni ölkəmizin quzey hissəsi istiqlaliyyətinə çatandan sonra həmişə qardaş Türkiyə Cumhuriyyətinin milli maraq və mənfəətlərini öz milli maraq və mənfəətimiz gözündə baxmışıq. Yəni istər məsələ deyim, zaman zaman 24 Nisan sözdə qeydirmə erməni soyqırım məsələsində ermənilərin Avropanın müxtəlif yerlərində küstahlıqlarına qarşı yenə də bizim Azərbaycanımızın güney hissəsindən olan soydaşlarımız mərcə dayanıblar, hətta yaralananları doğru. Hətta bu məsələ Tehranın mərkəzində ki, bir neçə il bundan qabaq istəyirdilər ermənilər qardaş Türkiyə Cumhuriyyətinin səfirliyinə hücum aparsınlar, orada biz şəhid də verdik, yaralı da verdik. Mən sözü oraya gətirmək istəyirəm ki, bayaqlarım tikrar etdiyim kimi özəlliklə 200 minə yaxın insan Belçika'da qardaş Türkiyə Cumhuriyyətindən olan, əgər səhv eləmirəmsə, 200 mi, 250 min mi? Belə bir sayıdan söhbət gedir ki, Belçika'da orada yaşayan Türkiyə Cumhuriyyəti vətəndaşı bazı qardaşlarımız var. Onlarla hansısa bir iletişim içərisinə girdiniz mi? Onlardan bu yürüyüşdə iştirak üçün dəvət etdiniz mi? Ümumiyyətlə, onlarla alakalı, yani onlara bir çağrınız var mı? Bizim televizyon kanalımız vasıtasıyla. Buyurun. Rehim Bey, ondan önce sizin demin bahsettiğiniz Gamoh'un destek mesajı ben dün ben de gördüm, çok sevindim. Biraz önce de çok saygı duyduğum mücadelesinde, Güney Azerbaycan mücadelesinde çok önemli rolü olan Ahmet Ovalı Bey ile telefonla danıştım. Onun da bu yürüyüşü desteklediğini ve bugünden itibaren televizyonda Günas TV'de yürüyüşü destekleyen programlar yapacaklarını duydum. Çok sevindim. Ahmet Bey'e teşekkür ederim televizyonda huzur, bütün milletimizin huzurunda. İkinci meseleye gelelim. Sizin söylediğiniz meseleye. Brüksel'de iki cür Türkiye vatandaşları yaşıyor çoğunlukla. Birisi evet. Afyon Emirdağ ilçesinden gelen göç edenler. Biri de Kars'ın Posof ilçesinden göç edenler. Kars'ın Posof ilçesinden göç edenler Ağızka Türkleri. Ben de Ağızka Türkleri Konfederasyonu'nun Avrupa temsilcisiyle konuştum ve tam desteklerini vereceklerdi. Bütün Avrupa'nın şehirlerindeki Ağızka Türkleri cemiyetlerine ve temsilcilerine haberdar edeceklerini ve tam destekleyeceklerini söylediler. Brüksel'de yayın yapan iki tane Türk radyosuna mesaj gönderdim, afişlerimizi gönderdim. Onlar da internet saytlarında ve radyolarında yayacaklarını söylediler. Pazartesi günü de Brüksel, Türkiye'nin büyük Brüksel konsolosluğuna ve Hollanda konsolosluğuna gerekli mektupları hazırladım. Pazartesi günü göndereceğim. Onların da desteğini istiyorum. Ayrıca tanıdığım tüm Türkiye'li, Iğdırlı, Karslı, Güney Azerbaycan Türklerine mektuplar, mesajlar yazdım ve onların da katılımını sağlayacağım. Sağlıyorum daha doğrusu. Katılacaklarını söylediler. Ben inanıyorum ki Brüksel'de bizim Türk soydaşlarımızdan geniş bir katılım olacak. İnşallah, inşallah. Biz de zaten Hollanda'dan özellikle bu işe gönül vermiş soydaşlarımızın hatta o autobuslar kiraladıklarını, Ayhan Bey'in başçılığında autobuslar kiraladıklarını ve autobuslarla Brüksel şehrine eyni günde axın edeceklerini, haberini biz elde etmişiz. Çok sağ olun.
Çox sağ olsunlar həmsinin ki, bu belə önəmli və anlamlı gündə birlik və bərabərlik nümayiş etdirərək biz Cüney Azərbaycanlıları yalnız buraxmadılar, necə ki biz həmişə konu Türkiyə Cumhuriyyəti konusu olduğu zaman o konunun bizə aid olduğunu və qardaş Türkiyə Cumhuriyyətinin milli maraq və mənfəətləri elə Azərbaycan Türk millətinin milli maraq və mənfəətləri anlamına gəldiyi kimi göstərdiyimiz çabanın eynisini bugünlərin qardaş Türkiyə Cumhuriyyəti vətəndaşları sayılan Avropanın müxtəlif şəhərlərində olduğu kimi Cüney Azərbaycanlılara iadə edildiyinin şahidi oluruq. Onlara da ayrıca təşəkkür və minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik və həmçinin bayaqların sizin də vurğuladığınız kimi Sayın Obalı da dəstəyini açıqlayıblar. Sayın Əjdər Təğrizadə də dünənlərin məndən telefon vasitəsilə söhbətimizdə o yürüyüşə gələcəklərini və o yürüyüşdə iştirak edəcəklərini bəyan etdilər. Hər halda bunlar sevindirici aldılar. Bir mübarizədə hər kəs eyni, həm fikir olacaq deyə bir kural yoxdur. Bunu elə qardaş Türkiyə Cumhuriyyətinin içində də, eyni siyasi partinin içində belə bir neçə dənə məfkurəyə sahib olan insanların da məsələ zeyniyyətində olduğunun biz şahidi, bu siyasətdir. Amma bu milli məsələ ortada oldu muydu? 44 günlük müharibədə olduğu kimi hər kəs təhsəs, təh yumruq olmasını bilməli. İndə o günlərdən birisidir ki, 25 mart gələn şənbə günü, yəni cümə ertəsi günü hər kəs təh yumruq, təh səs olmağa məcburdur, buna məhkumdur. Çünki söhbət Cüney Azərbaycan və orada əsarətdə olan 40 milyon Azərbaycan Türk millətindən gedir. Sayın Cəmal bəy, bayaqlarımda elə programımızın başlanğıcında vurğuladığımız kimi siz çox gözəl bir addım attınız 2012-ci ildə. Cüney Azərbaycanlıları forumu onu təşkil etdiniz və bu forumda qardaş Türkiyə Cumhuriyyətinin payitaxtı və mən həmişə Ankara'ya Türk dünyasının payitaxtı olaraq gözündə, o gözlə baxıram, deyirəm Türk dünyasının payitaxtıdır Ankara. Ankara'da birincisini keçirdiniz, indi ikincisi də keçən il çox möhtəşəm keçdi, yəni yüzü aşkın Cüney Azərbaycanlı 2005-dən sonra ilk dəfə idi ki, bu qədər Cüney Azərbaycanlı bir yerə toplaşmışdı, onun da gerçəkdən təməlini siz atmışsınız. Orada əldə edilən o müsbət sonuç sizi vadar etdi ki, zaman itirmədən dərhal 3-cü forumun tarixini belirləyəsiniz. Əlbəttə biz 29 aprel olduğunu başqa bir kanalda sizi dəvət etmişdik, orada bunun anonsunu vermişdiniz. Nələr gözləntiniz, nələrdən ibarətdir 29 aprel ki, artıq bir ayda oraya, bir aydan biraz çox zaman qalır, orada inşallah gündəmə gətirəcəyik. O forumdan gözləntiniz nələrdən ibarətdir? Ümumiyyətlə, Cüney Azərbaycanlılara bu 29 apreldə Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirəcəyiniz Cüney Azərbaycanlıları forumu ilə əlaqədar çağırınız və orada gözləntiniz nələrdən ibarətdir? Buyurun. Rəhim Bey, foruma keçmədən öncə dəmin sizin ifadə etdiyiniz Hollanda'dan və Belçika'dan dostlarımızın köməklərlə ilgili küçük bir açıqlama yapmaq istəyirəm. Hollanda'dan otobüsləri tutan və organizasyonu yapan İlhan Aşkın arkadaşımız, Ayar Demirci arkadaşımız Belçika'da yaşıyor. Bülent Gürçan'la birlikdə o arkadaşlarımıza hər türlü dəstəyi və yardımı yapıyorlar. İki də İdirli bizim dostlarımızın. Türkiyədə tanıyıram, Bülent'i də, Bülent bəyi də tanıyıram. Üçünə də yürək dolusu təşəkkürlər. Və 25 Mart'taki toplantımıza katılacak Brüksel'den ya da dünyanın her yerinden soydaşlarımıza teşekkür ederim. Forumlara gelince ben fikirleşirim ki bizim 24 Aralık'ta yaptığımız forum Güney Azerbaycan Milli Hareketi'nde küçük bir kıvılcım oldu. Belki bu 25 Mart'ta yapılan mitingin de kıvılcımı oldu. Çünkü gördük ki 100 kişiden çok toplanabiliyorsak o zaman 500 kişiden toplanabilirdik. 5000 kişiden toplanabilirdik. Bu mitingin ilk başlangıç günlerinde arkadaşlar konuşurken 500 kişi toplanabilsek yakışı olur falan diye bir düşünce vardı. Ama dünkü konuşmalarda ben Eldar Bey'den ve Saleh Bey'den 5000 sözünü, telaffuzunu duydum. Ben de diyorum ki 10.000 kişi de olabilir. Yani en az 5000 kişi olmalı bu mitingde. Biz evet, özümüze güvenmeliyiz, milletimize güvenmeliyiz. Ben inanırım ki Avrupa'da ve İran'ın dışında, Güney Azerbaycan'ın dışında bizim on binlerce milli aktivistimiz var. Ama bunlar değişik nedenlerle kenara çekilmişler. Teşkilatlar arasındaki
yanlış kavgalardan, sürtüşmelerden, Molla rejiminin baskılarından, ekonomik nedenlerle, ekonomik kaygılar nedeniyle geri çekmişler. Ama bizim bu 25 Mart'taki mitingimiz, yürüyüşümüz bunlara cesaret veriyor. Ve şu ana kadarki gelişmelerde cesareti daha da artırıyor. Belki bugüne kadar gelmeyeceğim diyen arkadaşlar bugünden sonra gelmeye karar verecekler. Çünkü çok büyük bir Güney Azerbaycan Milli Mücadelesi adına çok büyük bir organizasyon. Demin dediğim gibi yani gerekirse dostundan borç alsınlar, bankadan kredi alsınlar, bir ay sigara çekmesinler. Veyahut da bir ay içki içmesinler, onun parasıyla mitinge gelsinler. Yani param yok diye bu mitinge, bu yürüyüşe gelmemek çok büyük hem kendi milletimize hem de kendimize yapmış bir haksızlık olur. Forma gelince de biz Nisan ayında yapacağımız forumla ilgili kendi içimizde küçük bir şey sıkıntı yaşadık. Dedik ki 14 Mayıs'ta Türkiye'de seçkiler olacak. O seçkiler forumu olumsuz etkileyebilir. Sonra neyse ki düşündük ki olumsuz etkilemeyecek. Forumu yapmaya karar verdik. İstanbul forumu da biliyorsunuz İstanbul'da İzmir'de yaşayan Azerbaycan Türklerinin 10 katı kadar Azerbaycan Türkleri yaşıyor. Hem güneyli hem kuzeyli hem de Türkiye'li Azerbaycan Türkleri. Tahmin ediyorum ki İstanbul'da 500 binden çok Azerbaycan Türk yaşıyor. Türkiye'de zaten 15-17 milyon Türk var ama 500 binden çok da Türk, Azerbaycan Türk yaşıyor. Güney Azerbaycanlı milli aktivistlerimiz sayesinde 500 civarında olduğunu düşünüyorum. O yüzden hiç dışarıdan insanlarımız gelmese bile biz İstanbul'a çok başarılı bir forum geçireceğimizi düşünüyoruz. Bu forumda da özellikle Güney Azerbaycan konusunda araştırmalar yapmış, kitapları olan bilim adamlarımız konuşma yapacaklar. İlk 3 bölümde olacak. İlk 2 bölümde bilimsel makaleler ve Güney Azerbaycan'la bağlı araştırmalar konuşulacak. Onlarla ilgili izleyiciler sorularını soracaklar. 3. bölümde ise milli aktivistlerimiz önümüzdeki süreçte Güney Azerbaycan milli mücadelesinde ne yapılması gerekir? Neler yapmak gerekir? Tamam 25 Mart'ta mitingi yaptık ama yürüyüşümüzü yaptık ama ondan sonra neler yapmalıyız? Evet. Hem içeridekiler hem dışarıdakiler neler yapmalı? Herkese diyeceğiz ki herkes bu konudaki düşüncelerini gelsin, forumda açıklasın. Forumda zaten ikinci forumda da biliyorsunuz canlı olarak yayınlamıştık. Yine canlı olarak yayınlayacağız. İsteyen dostlarımız, önemli bir dostlarımızın da online gelemeseler bile online katılımlarını sağlayacağız 3. bölümde. Ve 1. ve 2. forumumuzdan çıkardığımız tecrübelerle daha başarılı, daha uğurlu bir forum yapacağımıza inanırız. Bu forumları devam ettirme konusunda da düşüncemiz var. İmkanımız olsa Rusya'da, imkanımız olsa imkan yaratabilsek Bakü'de de bu forumları 2023 yılı içinde devam ettirmeyi düşünüyoruz. Ama bu forumların Güney Azerbaycan Milli Hareketi'nde küçük kıvılcımlar olduğunu biliyoruz. Yani bu Brüksel yürüyüşü kadar büyük etkisi olmadı. Ama yine de mücadele veren soydaşlarımıza bir umut, bir cesaret verdiğini düşünüyoruz. Esas olarak da Güney Azerbaycan Milli Mücadelesi'ni gündemde tutmayı düşünüyoruz. Bu forumlar sayesinde Türkiye'de veya işte nerede yapılırsa orada Güney Azerbaycan Milli Mücadelesi gündemde oluyor. Sürekli konuşuluyor. Bizim milli aktivistlerimiz, Kuzey Azerbaycanlı, Türkiye'li milli aktivistler. O yüzden forumların çok büyük yararı olduğunu düşünüyorum. Ve izleyicilerimizden de katılmak isteyenler olursa katılsınlar diyorum. 29 Aprel'de İstanbul'da buluşalım. İnşallah, inşallah onu biz hemşe gündemde saklayacağız. Özellikle sizin de çok önemli noktaya işaret ettiğiniz şey, hele İzmir forumu bu yürüyüşün bir kıvılcımıydı. Yani o forumda elde edilen sonuç ve orada Güney Azerbaycanlıların, Azerbaycanımızın güney hissesinden olan soydaşlarımızın birlik ve beraberliği içinde iştirakı da gerçekten 25 Mart yürüyüşünün de önünü bir nevi açmış olsun. Bir de sahaya geldiğimizde siz sahaya tokundunuz elbette ki Salih Bey veya Eldar Bey sahayla alakadar çok güzel ve hatırı sayılır rəqəmlər dilə getirdiler. Bakın bizim mübarizədə səssiz kitlə diye bir kitləmiz daha var. 24 Kasım'da İsviçrənin Zenevre şəhərindəki Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hakları Şurasının növbədən kənar iclasında ki bir həftənin içində biz organizə etdik və bir həftənin içində oraya getdik və yürüyüş etdik və orada Güney Azərbaycanda qətlə yetirilən, şəhid edilən soydaşlarımızın rəsimlərini dilə gətirdik. Oraya və baxın, mən bu səssiz kitlə deyirəm,
heç dəvət etmədiyimiz, heç tanımadığımız şəxslər gəlmişdi. Barcelona'dan uçaqla gələnlər var idi. İngiltərədən autobusa minib gələnlər var idi. Heç tanımadılar. Amma gönül vermişlər bunlar, yəni Azərbaycan və Azərbaycançılığa gönül vermişlər və verən insanlar idilər və əsas məsuliyyət edib gəlmişdilər. Eyni hadisənin, eyni gəlişmənin də biz Brüksel'de mütləq şahidi olacaq. Bu günlərim siz demişsən, yəni bir kənara çəkilmiş öz halında olan insanlar var, amma Azərbaycanı vətəni olaraq görüb və vətənini sevən, Azərbaycanı sevən insanlar var ki, onlar da bilirəm ki, əminəm ki, sayıları da xatırı sayılır şəkildədir və onlar da gələcəklərinə əminəm. Bu mediaya keçək, Cəmal bəy, mən bilirəm ki, sizin media ilə də çox gözəl əlaqələriniz var, qardaş Türkiyə Cumhuriyyətinin özəlliklə mediası ilə. Bu 25 mart yürüyüşünə hansısa siz bir medianın oraya dəvət etdinizmi və yaxud qardaş Türkiyə Cumhuriyyətindən olan media mənsublarının orada iştirakı ilə əlaqədar bir duyum aldınızmı? Ben pazartesi günden itibaren yoğun bir çalışma yapacağım. Hazırlaşıram. Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı ve Türkiye'nin muhtelif ajanslarının başındaki insanlara mail hazırladım. Bir mektup göndereceğim ve gerekli olanlara da telefonla görüşeceğim. Fox TV'nin genel yayın yönetmeni biliyorsunuz Karslı ve Azerbaycan kökenli. Yine evet. Halk TV'nin haber müdürü ya da genel yönetmeni bir hanım var. O da, onun da Karslı ve Azerbaycan Türk olduğunu öğrendim. Onun da mail adresini aldım. Telefonunu bulmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar önümüzdeki hafta hiç durmadan Türk basınıyla ilgili çalışma yapacağım. Ama 15 gün önceden bu çalışmayı yapmanın bir anlamı yok. Çünkü ya, tez yattan çıkır bazı olaylar. 10 gün önce gönderdiğimiz mail maillerin arasında kaybolup gidecek. Ama 4 gün önce, 5 gün önce yapacağımız bir çalışmanın daha etkili olacağını düşünüyorum. O yüzden de pazartesinden itibaren çok yoğun bir çalışma yapacağımı bilmenizi istiyorum. Teşekkürler. Ben sizden başka bir soru soracağım. Sayın Cemal Bey, bilirsiniz ki son 6 ayda özellikle İran adlanan ülkede baş veren hadiseler ve itirazlar elbette ki hamımızın gündeminde olup ve dikkatli şekilde izlemişim. Ve Avrupa kanadı, yani İran-Fars opozisyonuna çok meydan verildi. Avrupalılar davet ettiler, Fransa davet etti, Almanya davet etti, onları getirdiler. Avrupa parlamentinde ağırladılar, özellikle Pəhləvicileri, Rəcəvicileri ve ümumiyyətlə Fars milletler, başta Azerbaycan Türk milleti olmakla, Güney Azerbaycan Türk milleti olmakla, yani görməməzlikdən gəldilər bir nevi. Zaman zaman elbette ki Kürt gruplarına meydan verdiler. Onlar da elbette ki bir oyunuydu. 25 Mart ki bu bir dönüm noktası olacağına biz adımız kimi əminik. 25 Mart'dan sonra İran adlanan ölkədə gedişata, düşüncələr, özellikle bu Avrupalılar tərəfindən dəyişir mi sizsə bizim bu yürüyüşdən sonra? Bu soruyu sorarken bir şey aklıma geldi. Bugün milli faal bir dostumuzla konuştuğumuzda dedi, şöyle bir yanlış bilgi söyledi. Dedi ki bu organizasyonu yapanlar, yani 25 Mart organizasyonu yapanlar halkın mücahitleriyle görüşüyorlar. Bu mitingi de halkın mücahitlerinin şeyle desteğiyle yapıyorlar. Ya da onlarla önerisiyle yapıyorlar. Ben herkesin şunu bilmesini isterim. Şah rejimi neyse, Molla rejimi neyse halkın mücahitlerinin rejimi de aynı olacak. Halkın mücahitleri terörist bir örgüt. Bizim onlarla milli mücadelemize işbirliği yapmamız, birlikte miting yapmamız söz konusu değil. Elbette ki Güney Azerbaycanlı teşkilat başkanları herkesle görüşebilir. Bugün Türkiye Başbakanı Kürdistan Federal Cumhuriyeti'nin başbakanıyla görüşüyor, onu ağırlıyor. Veya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ermenistan Cumhurbaşkanı ile görüşüyor sorunlar gidermek için. Ya da Türkiye işte Beşar Esed ile konuşacak. Mısır'a bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Mısır'daki yönetimi o kadar söylediler, küfür ettiler. Onlarla görüşmeye gittiler. Yani evet. Bizim insanlarımız tabii ki devlet adamı gibi davranmak zorundalar artık. Herkesle görüşebiliriz. Kürtlerle de görüşme yapılabilir. Halkın mücahitlerle de, şahın adamlarla da. Ama bizim milli mücadelemize onların daha da yok. Biz Türk Cumhuriyeti'ni, Güney Azerbaycan Türk Cumhuriyeti'ni yaratmaya çalışırız. Bizim tüm aktivistlerimiz bu mitingi
organize eden koordinasyon komitesindeki tüm dostlarımızın ve milli teşkilatlarımızın benimle aynı görüşte olduğunu biliyorum. O yüzden hiç kimsenin şüpheye düşmesi, işte bu mücahitlerle görüşmeler olmuş, bilmem ne olmuş diye yalanlar veyahut da suçlamalar yapması doğru değil. Ama mücahitlerle de görüşülür, Kürtlerle de görüşülür. Bu bir devlet, yani politika yapıyoruz. Bizim teşkilat sorumlularımız her türlü görüşmeleri yapmaya muktedir. Ama bizim milli mücadelemiz farklı. Biz Güney Azerbaycan bağımsız cumhuriyetini kurmak istiyoruz. Bu arada yeri gelmişken bir şey daha söyleyeyim. Bir dostlarımız var bizim. Biz onlara da saygı gösteriyoruz. Diyorlar ki federalizm, federal devlet kuralım. Yani diğer milletlerle İran'da İran'ı parçalamayalım, federal bir devlet kuralım. Ben de ona diyorum ki önce biz bağımsız olalım, kendi devletimizi kuralım. Eğer anlaşabilirsek, şartlarda, eşit koşullarda anlaşabilirsek federal devlet olabilir. Ama önce bağımsız olmalıyız. Tamam. Güney Azerbaycan halkı eğer bir bedel ödeyeceksa ki biz bunun bedelini ödeyeceğiz. Neye göre istiqlaliyet için bu bedeli ödemeyek ki bir defalık yakamız ellerinden kurtulsun? Ellerinden İstiklaliyetten başka da kurtuluşumuz yok. Tamamen. Esir millet olarak kalacağız. Mücahitler de gelse, şah da gelse ya da orada demokratik bir cumhuriyet olması mümkün değil zaten ki orada sağ solcular yok, işte bilmem sosyalistler yok ki hani bir demokrat cumhuriyet olsun. Öyle bir şey olmayacak. O yüzden her türlü bağımsızlık dışındaki her türlü alternatifte biz esir millet gibi kalacağız İran'da. Sonrasında kararımızda olan neyle milletimizdir, biz de o milletimizin vereceği kararı esasen boynumuzdan imza olacak. Ama kararı veren milletdir. Biz elbette ki bütün Azerbaycancı veya Azerbaycanımızın güney hissesinin istiqlaliyyeti elde edildiği güne kadar mübarizamız devam edecek. Ama sabahlarım, milletimiz federal deyirse biz onu hürmetle karşılayacağız. Ama gene de istiqlaliyyet mübarizamıza eyni şekilde devam edeceğiz. Bu bir bağımsız bir devlet olarak federal topluma katılabiliriz. Bağımsızlığımızı elden verdiğimiz anda bizim milletimiz esir millet olacak. Tamamıyla doğrudur. Ben sizinle hemfikirim. Bir de kaldı bu halkın mücadele. Bunların hamısı bilirsiniz içi boş propagandadılar. Ben mesela özüm gözümle şahit olmuşam ki ile bu organizasyonu təşkil veren Sayın Salih Bey Kamranı Clubhouse'da Kürtlerle boğuşarcasına Azerbaycan'ın milli menfaat ve maraqlarını müdafiye ettiği dönemlerin çok güzel ve şeffaf şekilde şahidi olmuşam. Ondan hemen sonra da ben kalkı bir Clubhouse'da Sayın Salih Bey Kamranı ve dostları özellikle Elyar Bey Kamranı o müzakirelerde Azerbaycan'ımızın milli maraqlarını özellikle bütün Azerbaycan problemlerini necə güzel şekilde savunduklarının şahidi olmuşam. Elbette ki bu işler söhbətlerle, müzakirelerle sonuca varabilmek mümkündür. Bakın siz bayaqlarım görüşler dediniz. Elbette ki, kardeş Türkiye Cumhuriyeti büyünen teröre karşı çok büyük mübarizə aparır. Ve bu mübarizənin yanında, kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında yer alan bilirsiniz. Kesimlerden birisi deyilə Məsud Barzanidir. Çünkü Məsud Barzani bilir ki, kardeş Türkiye Cumhuriyeti olmadan onlar 3 gün yaşayabilmezler. Yani o şansları yoktur. Ve diğer taraftan halkın müzakirələri de bize geldiler. Bizle mesela söhbət ettiler. Gəlin biz eyni səhvdə mübarizə aparaq. Dedim, ben şahsen onlara dedim sizin xanım Məryəm Rəcəbiniz 10 maddəlik bir qətnamə ilə çıxış edibdir. Ama orada qeyri-fars milletlerin öz müqəddəratını həll etmək kimi bir maddəyə mən rastlaya bilmədim. Siz gedin birincisi. Orada qeyri-fars milletler, başta Azerbaycan Türk milletinin İran'ın geleceğində öz müqəddəratını, yəni Birleşmiş Milletler Təşkilatının insan hakları mənşuruna uygun şəkildə öz müqəddəratını həll etmə qərarını, yəni o haqqı tanınacaq maddəni də oraya yerləşdirin. Əlbəttə ki, biz eyni səhvdə mübarizə apararaq. Amma indiki vəziyyətdə Tehran'ın bize bakışıyla sizin bize bakışınız arasında hiçbir fark yoktur. Veyahut Los Angeles'in bakışıyla Tehran'ın bakışının, yani Los Angeles deyende o pəhləvisləri nəzərdə alıram. Yani onların bakışlarının heç bir farkı yoktur. Çünkü bir
bu zihniyet, ister şah olsun, ister şeyh olsun, bu zihniyet işgalcı Fars Çeven devleti zihniyetidir. Ve biz zihniyeti Azerbaycanımızın güney hissesinden sileceğimiz güne kadar mübarizamıza devam edeceğiz ve zafere yürüyeceğiz. Sayın Cemal Bey, yürüyüşle alakalı eğer son cümleniz varsa buyurun, çünkü programımız da yavaş yavaş başa çatır. Eğer bir çağrınız varsa, önemli bir çağrınız varsa son söhbətinizi edin ki biz programı sonuçlandıraq. Buyurun. Güney Azərbaycan Milli Hareketinde bağımsızlık için mücadele veren tüm teşkilatları ben aşağı yukarı tanıyorum. Hepsinin de mücadelesine büyük saygı duyuyorum. Ama geçmişte yapılan hataları, geçmişte yapılan sehvleri her gün dile getirerek birbirimize düşmançalık yapmamızın zamanı geçti. Artık teşkilat sorumluların bir milli aktivist gibi değil, Güney Azerbaycan devletinin, cumhuriyetinin devlet adamları gibi düşünmeleri ve davranmaları gerekir. Birbirimize destek olmamız lazım. Eteklerimizdeki taşları dökmemiz lazım. Gün birlik günüdür. Eğer biz bugünlerde birlik olabilmesek, ki oluyoruz, çok güzel gelişmeler oluyor bu 25 Mart mitingiyle ilgili. Ondan sonra da devam edecek eminim. Biz eğer çiğin çiğine vermesek, biz el ele tutmasak, bizim ne Molla rejimini devirme şansımız olacak, ne de Şah geldiği zaman Şah'a itiraz etme şansımız olacak. O yüzden gün birlik günüdür. Herkes hata yaptı. Herkesin hataları olabilir. İş yapan insan hata yapar. Ama hatalar nedeniyle birbirimize düşman olmamıza, birbirimizin boynunu kesmemize gerek yok. Birbirimize dost olmalıyız. Biz aynı yolun yolcularıyız. Aynı mübarezeyi veriyoruz. O yüzden bu 25 Mart mitinginin büyük birlikleri, önümüzdeki dönemdeki büyük birliklerin başlangıcı olmasını dileyeceğim. Ve tüm dostlarımı aşağı yukarı bütün liderleri de şu veya bu ölçüde tanıyorum. Bütün dostlarımızı, teşkilat sorumlularını, sözcülerini birlik olmaya ve eteğindeki taşları tökmeye davet ederim. Çok sağ olun, var olun. Bugünkü çok teşekkür ederim. Ben davet ettiğiniz için. Bizim yanımızda olursunuz ve bizim diyende bizim sesimiz, yani öz sesiniz olursunuz. Çünkü bizim sesimiz eynidir ve isteklerimiz, taleplerimiz, mefcuremiz, ideologiyamız da eynidir. Ama hemşe bizim yanımızda olursunuz. Çok sağ olun, var olun. Biz gene de yakın günlerde bu 25 Mart devrimini diye atladığından sonra inşallah yakın günlerde bizim gündemimiz ile sizin temelini koyduğunuz 3. İstanbul Güney Azerbaycanlıları forumuyla alakadar o organizasyon olacak ki biz dostlarımızı, siz başta olmakla değerli şahsiyetleri davet edeyim ve o forumun da çok güzel ve sambarlı şekilde geçirilmesine katkıda bulunacağız. Televizya kanalı olarak çok sorun, var olun. Değerli soydaşlar, sabahlarım saat 5'te Cənədə dəstəyini açıqlayan Sayın Şükür bəy Feyzi 25 Mart yürüyüşünə dəstəyini açıqladığını dünənləri biz öyrəndik və bu günlərim Sayın Şükür bəy Feyzini də sabah üçün dəvət elədik ki, təşrif gətirsin və proqramımızda iştirak eləsin. Sabahlarım saat 17'də Sayın Şükür bəy Feyzini açıqlayacaq və onun da izlənimləri, duyumları və ümumiyyətlə 25 Mart'a baxışı ilə əlaqədar onun da düşüncələrinə baş vuracaq. Çox sağ olun, var olun ki bizi izləyirsiniz. Dəyərli soydaşlar, lütfən kanalımızı paylaşın, bəyənin, biz daha yeniyik. Amma inanıram ki biz yavaş-yavaş çoxalacaq, sayımız da çoxalacaq. Sabah saat 17 Avropa vaxtında görüşmək arzusuyla yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycanı yaşadanlar deyib, xoşça qalın. Yola düş, yola kim? Korku tökde, zalimin dimdiği hessi sökde. Oturup beklesen ey hurafetçi, abiler hem elin karna bükle. Ben balaca balık, sen kara balık, birbirine inanıp zulmü yıkarık. El gücü, sel gücü, bil onu taşım, sen kimi, zalimi, söküp atarım. Boyuma bakma sen, çoktu mehnetim, yoğrulup derya eş, minnet inetim.
məqsədi bəllədik, aynı dəryaya heç önəmli deyib, yolda ölməyib Mən balaca balıq, sən qara balıq Birliyə inanır, zülmü yıxarır El gücü, sev gücü, bil onu daşın Sev kimi, zalimi, söküb atarır Gözün aç, gör kimi, yal deyilmiş Dilləri, sözü hər yanda bilmiş Ayrılıqsız gidək, bir gəmeydana İçdəki, öç səsi Bax nə söyləmiş Mən balaca balıq Sən qara balıq Birliyə inanır Zülmü yıxarır El gücü, sel gücü Bil onu daşım Sev kimi, zalimi Sökü batarım Dövranı Allah gel Deryaya ana Hər daş üzrə gərək Satqın aslama Öz düşüncən kimi olsun istəmə Çayda bu övladın ömrü paslamaq Mən balaca balıq, sən qara balıq Birliyə inanıq, zülmü yıxarıq El gücü, sev gücü, bil onu daşıq Sev kimi, zalimi, sökü batarıq Qardaşım qoxmazın qanın, naxaq yerə köçdülər Azərbaycan deyənlərin sinələrin söçdülər Aman Allah, niyə bizi parça-parça böldülər Bir xalqın belin bükən, naxaq yerə qanın tökən Bir bədəni iki bələn, quduz səksinələr sökən Azadlığa həsrət qoyan, səsi boğazlarda boğan Anaları ağlar qoyan, gitləri darda boğan Özü ağlar qalacaq, özü darda qalacaq Azərbaycan yurdun alovunda yanacaq Özü ağlar qalacaq, özü darda qalacaq Azərbaycan yurdun alovunda yanacaq Özü ağlar qalacaq, özü darda qalacaq Azərbaycan yurdun alovunda yanacaq Özü ağlar qalacaq, özü darda qalacaq Azərbaycan yurdunun alovunda yanacaq